Merhaba arkadaşlar, en son attığım Avatar The Last Airbender live action haberinden beri yaklaşık 1,5 sene sonra yine sizlerleyim. Tabii birçok yeni haberimiz var. Sırayla başlayalım. Animasyon serisinin yapımcılarından Brian Konietzko son zamanlarda birçok güncelleme paylaştı ve sürecin neden bu kadar uzadığından bahsetti. Prodüksiyon aşamasında bizim görmediğimiz birçok şeyin gerçekleştiğini ve bizi çok heyecanlandıracak şeylerin olacağını söyledi. Eğer kanala abone değilseniz şimdi abone olun ve yeni güncellemelerden geri kalmayın. Şu ana kadar öğrendiklerimizi sırayla verelim. Öncelikle tahmin edeceğiniz bazı nedenlerden dolayı dizimiz daha önce açıklanan 2020 yayın tarihinden bayağı bir öteye ertelendi. Sadece Hollywood değil, New York, San Francisco gibi büyük şehirler de vatandaşları en az 2-3 hafta evde kalmaları konusunda uyararak büyük bir izolasyon uygulaması yapıyorlar. Bu yüzden prodüksiyonda olan bütün Hollywood filmleri ve dizileri gibi Avatar The Last Airbender ekibi de 2 haftalık zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Tabii bu daha da uzun sürebilir. Herkes evde tıkılmışken Brian Konietzko da Avatar The Last Airbender'ın Netflix bölümleri hakkında bir iki ipucu verdi. Ekranda gördüğünüz son paylaşımlarından biri. Merhaba arkadaşlar, zor zamanlar, görüyorsunuz. Sizi paylaştığım şeyleri okuyup tavsiyelerimi elinizden geldiğince kulak vermeye davet ediyorum. Yazıp ardından bir sürü bilimsel makale paylaştı. Tabii bunlardan bize ne değil mi? Sonra herkese teşekkür etti, evde kalın dedi. Avatar The Last Airbender live action uyarlamasının resmi güncellemelerinin azlığından dolayı özür diledi. Yavaş, hatta tahmin ettiklerinden de yavaş bir süreç olduğunu söyledi ve hemen ardından da çok heyecanlı şeylerin bizi beklediğini haber verdi. Bizim duymak istediğimiz de bu tabii ki. Sonra herkese sabırlı olmasını ve Netflix eğer izin verirse Avatar The Last Airbender dizisi hakkında yeni güncellemeler paylaşacaklarını söyledi. Güncelleme akışını Netflix kontrol ettiği için diğer diziler gibi ekibin pek bir şey paylaşamadıklarını belirtelim. Peki ya hikaye nasıl olacak? Aslında sürecin yavaş ilerlemesinin sebeplerinden biri de bu olabilir. Hikayenin nasıl olacağı hakkında bilginiz yoksa şöyle söyleyebiliriz. Tek yaptıkları orijinal Avatar The Last Airbender animasyonun hikayesini uyarlamak. Ama tabii bunu live action uyarlarken bir fark var. Animasyon bölümleri 21-23 dakika arası uzunluğunda ve bunu live action'a uyarlayınca 40-45 dakikalık hatta daha da uzun bölümler şeklinde hikayenin oluşturulması bekleniyor. Biliyorsunuz ki animeler filler yani ana konudan bağımsız devam ettirilen hikayeleriyle ünlüdür. Dizide de bu yüzden bütün o büyük savaş ve dövüş sahneleriyle büyükme sahneleri aralarında daha fazla diyalog ve karakterler üzerine çalışmalar görebiliriz. Sanki tüm seriyi baştan yazıyorlarmış gibi düşünün. Tabii iyi filler de var kötü filler de. Biz iyisini göreceğimize eminiz. Hollywood'da yararlanabilecekleri bir sürü tecrübeli set ve kostüm tasarımcısı var. O yüzden dizinin atmosferini yaratmak o kadar da zor olmayabilir. Ayrıca bütün bükme hareketleri için Sifu Kisu ile çalışıyorlar. Animasyonu uyarlarken sıkı bir şekilde yine onunla çalışmışlardı. Eğer orijinal animasyon serisinin kamera arkası görüntülerini izlerseniz bükme hareketlerinin ortaya çıkarken nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Yeni live action uyarlaması için de yine aynı şekilde çalışacağına ve efsane şeyler göreceğimize inanıyoruz. Muhtemelen her sezon 8 bölüm yayınlayacaklar ve umarım 5-7-6 sezon göreceğiz. Netflix hikayeyi daraltarak sezon sayısını düşürmeye çalışmaya kalkmazsa iyi olur. Sezon finallerinin ise şu şekilde olacağını düşünüyoruz. İlk sezon, Aang'in Roku'dan bütün elementlerde ustalaşıp, Ateş Lord'u Ozai'yi Sozu'nun kuyruklu yıldızı dünyanın yakınından geçmeden yenmesi gerektiğini belirten mesajı almasıyla, ikinci sezonu ise orijinal animasyonun ilk sezonunun bittiği yerde kız arkadaşım Aya dönüşü sahnesiyle bitirebiliriz. Üçüncü sezonu Wan Shitong'un kütüphanesinde Appa'nın kaçırıldığı yerde, dördüncü sezonu orijinal ikinci kitabın bittiği yer olan Azula'nın Aang'i neredeyse öldürdüğü yerde, beşinci sezonu ise unutulmayacak bölümlerden biri olan Zuko'nun babası Ateş Lord'u Ozai ile yüzleştiği ve Ozai'nin yüzüne karşı onu hiç sevmediğini söylediği, Zuko'nun bundan sonra babasını durdurmaya yemin ettiği yerde, son ve altıncı sezonu ise tabii ki orijinal serinin finali olan Sozin'in kuyruklu yıldızının yaklaştığı yerde. Üç bölümlük bu efsane finali umarım bir saate sıkıştırmazlar. Gecikme sebeplerinden biri de tabii ki oyuncu seçimleri ve bazı teknik imkanlar. İkinci sezonda katılan karakterlerle birlikte sayarsak Aang, Katara, Zuko, Toph, Azula hepsi 11-16 yaş aralığındalar. Hem karakterlere benzeyecek, hem dövüş sanatlarında iyi olacak, hem de oyunculuk yeteneği iyi olan oyuncu arayışındalar ve tahmin ettiğiniz gibi bu oldukça zor. Peki asıl oyuncu kadrosu ne zaman açıklanacak? Normalde bu yılın Şubat ayında çekimlere başlanması planlanıyordu ve tahmin edilen yayınlanma tarihi ise bu yılın sonlarıydı. O yüzden bazı oyuncu seçimlerinin şimdiye kadar yapılmış olduğunu tahmin ediyoruz. Ama Hollywood'da da olduğu gibi prodüksiyon süreçleri durduğu için oyuncu kadrosunun geri kalanını tamamlamak için acele etmeyeceklerdir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hatta daha uzun bir süre kimse çekimlere başlamayacak gibi görünüyor. Netflix ise çekimlere başlamadan oyuncu kadrosunun açıklanmasına izin vermeyecektir. O yüzden en azından yaza kadar bu konuda bir haber beklemiyoruz. Yakın zamanda oyuncu seçimlerine dair bazı haberler çıktı.
Şu ana kadar edindiğimiz en önemlilerinden biri ise Dante Basco'nun yeni seride yer alacağı. Dante Basco'yu tanımayanlar için söyleyelim. Kendisi orijinal seride Zuko'yu seslendirmişti. Orijinal serinin yayınlanmasının 15. yıl dönümüne özel Dante Basco'nun da katıldığı bir panel düzenlendi. Hangi rolde oynayabileceğine dair konuşmasa da Iroh amca veya Ateş Lordu Ozai rollerinde oynayabilir ya da lahanacı adam rolünde. Orijinal serinin ve daha sonra çıkan The Legend of Korra serisinin müziklerini yapan Jeremy Zuckerman de yeni müzikler için geri dönüyor. Geçen sene verdiği bir röportajda yeni bölümler için orijinal müzikleri yeniden düzenlediğini söylemişti. Şu ana kadar yaptığı müzikleri ise tek parça halinde yakında yayınlamayı planlıyor. Son olarak hepimizin merak ettiği asıl soru. Bölümler ne zaman yayınlanmaya başlayacak? Virüs tüm dünyayı vurmadan önce bile yeni bölümlerin seneye bahar aylarında yayınlanması bekleniyordu. Önümüzdeki birkaç ay daha şu anki durumun süreceğini düşünürsek ve çekimlerden sonra özel efektlerin yaklaşık 6 ayda tamamlanacağını düşünürsek en iyi ihtimalle önümüzdeki yılın sonlarına doğru bölümlerin yayınlanacağını tahmin edebiliriz. Tabii olağanüstü bir emek verip bizi sonbaharda şaşırtmazlarsa. Şimdiye kadar bildiklerimiz bu kadar. Eğer merak ettiğiniz veya paylaşmak istediğiniz şeyler olursa lütfen yorum kısmında belirtin. Sonraki güncellemelerde görüşmek üzere.